2011 yılında geldiler, ülkemizde bizimle birlikte yaşıyorlar. Suriyeliler konusunda tartışmalar bir türlü son bulmuyor. Suriyeliler bu kez daha rahat iş bulabilmeleri için vatandaşlık yolu açılmasıyla gündemdeler. Peki vatandaş bu konuda neler düşünüyor? Onlardan dinleyelim. Allah'a inancımız varsa ben AK Parti'nin tam kurucularındanım. Kim sebep olduysa bu Suriyelilere Allah belasını versin, Allah belasını versin, Allah belasını. Kardeşimizi de Allah belasını versin. Tadımız kaçtı, memleket bozuldu. Suriyeliler burada çocuk doğuruyor, bizim askerlerimiz orada şehit oluyor. Türkiye'nin gençliğine iş bulamıyor, onlara nereden iş bulacak? Benim şimdi vatanım bozulsa, Allah göstermesin, kaçıp da Suriye'ye sığınamam, bir yere sığınamam, anca buraya ölene kadar ya gazim ya şehidim. Beklesin, evinde beklesin. Burada ne işi var ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçak göçek yaşamasınlar, çalışsınlar dedi. Razı değilim ben. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da çok seviyorum ben. Dedim ya sen AK Partiliyim. Ölene kadar da AK Parti'nin peşine gideceğim. Oğlum da gazi vurulmuş, vuruldu zaten gazilikten. Ben de gazi babasıyım. Vallahi bizim kendi işsizlerimiz daha çok. Onlara taraftar değilim. İlk önce kendi insanımız tabii ki. Kendi halkımız, kendi milletimiz. Vatanımız, bayrağımız. İlk önce bu. Ama şimdi bizde fazla olacak ki insanlara dağıtalım, verelim. Bu dinde de silsile yolu denilen bir şey vardır. İlk önce ailedir, kardeşindir, sonra akrabandır, sonra komşularındır, sonra çevrendir. Ama biz kendimiz, kendimizi ilk önce işsizlik oranı kendi vatandaşımızda bu kadar yüksekken diğer ülke vatandaşlarına tabii ki yardım edelim ama ilk önce ekonomik olarak kendimizin yüksek düzeyde olmamız gerekiyor ki daha sonra onlara yardım edelim. Şu an bence kendimizin yetersiz olduğunu düşündüğüm için şu anki ortama göre onların burada bulunması bence yanlış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkemizde kaçak göçek yaşamasınlar diyor. Çok doğru. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok doğru. Kaçak göçek olan diğer Suriye dışındaki vatandaşların da tescil edilip, belirlenip çıkarılması gerekiyor. Ama çıkarılmasınlar, iş bulsunlar, çalışsınlar, vatandaş olsunlar diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız onu söylüyorsa bir sebebi vardır mutlaka ama tabii onun bildiği daha doğru, daha güzel şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu ülkede 4 milyon kayıtlı görünen Suriyeli var ama bana göre daha fazla Suriyeli var. Benim hep söylediğim bir şey var. İnsanlara bakmak sağlık olarak, eğitim olarak çok güzel bir şey ama biz Kurtuluş Savaşı döneminde ülkemiz olarak hiçbir ülkeye kaçıp saklanmadık. Kendi ülkemizde kalarak savaşımızı sürdürdük. O dönemlere baktığınız zaman lise son sınıf öğrencilerimizin, çoğu liselerimizin şehit olduğunu ülkesinin kurtuluşu adına ama Suriye'de kapıları açınca her yaştan insanların girdiğini görüyoruz. Bunlar kolaycılığı görünce ülke vatandaşlığına geçtiler, açtılar. Bunun sebebini de bilemiyorum ama 40 milyar dolar bir para harcandığını görüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 10 milyona yakında işsiz görüyoruz. Suriyelilere verilen sosyal hakların, eğitim hakkının, sağlık hakkının bizim ülkemizdeki insanlara verilmediğini görüyoruz. Ülke vatandaşlığına geçmeleri çok şık olarak görmüyorum. Yani bizim ülkemizdeki insanların dediğim gibi eğitim hakları, sağlık hakları, her türlü sosyal hakları, yaşam hakları, özgürlükleri Suriyelilerde daha kısıtlı olduğunu görüyorum. Onun için bir an önce onların da güvenliğine sağlanarak ülkelerine geriye dönmelerini istiyorum. Yani böyle bir hakkın verilmesine karşıyım. Tank palet fabrikasında 50 milyon doları bulamadığınızı söylüyorsunuz ama bir taraftan Suriyelilere 40 milyar dolar harcadığınızı söylüyorsunuz. Yani çelişkilerle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Gittikçe de ekonomi olarak, sağlık olarak, eğitim olarak kötüye gittiğimizi görüyoruz. Bu tamamıyla müsbet, tamamıyla menfi yönde değerlendirilemez. Yani analizi iyi yapmak lazım. Benim kanaatim bu 110 bin kişinin ekseriyeti bulundukları şehirde ki Gaziantep'te yakinen bildiğim insanlar var ve ticaret de yaptığım insanlar var. Bize katkıları olduğunu düşünüyorum bu insanların ama tabii 4 milyonun içinde 110 bini konuşuyoruz. Kuzey Afrika'daki Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelere ihracat yapıyorlar. Bize döviz girdisi kazandırıyorlar, istihdam yapıyorlar. Tabii ki bunların tamamıyla desteklenmesi lazım.
Şu anda ülkenin koşulları belli. Bir an önce, yani sonuçta bu kadar ucuz olmamalı. Yani tabii ki onlar bu ülkeye zorunlulukla geldiler. Fakat bu zorunluluğu devam ettirmenin mantığını anlayamıyorum. Acaba bir seçim mi var? Bir seçim delaleti nedir? Şimdi oradaki paketin de tabii içeriğini görmemiz lazım. Yani bu kadar acele edilmemesi lazım. Neden Kanada'nın şartları daha zor da Türkiye Cumhuriyeti'ninki daha kolay? Yani hani biz şeyiz yani, bir Müslüman ülkesine göre çok daha demokratik. Yani en azından seçimimiz var falan. Hani o anlamda daha iyi bir ülkeyiz. Bu kadar kolay olmaması lazım diye düşünüyorum. Eğer işini düzgün yapıyorlarsa bence doğru bir tespit. Ama eğer işini düzgün yapmayıp yatmak için gelirlerse ülkelerine geri dönebilirler bence. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani ben milliyetçi bir insanım. Eğer benim ülkem hani yansaydı orada, savaş olsaydı, ben burada başka bir ülkede iş bulmak yerine hani kendi ülkem için bir şeyler yapmayı denerdim en azından. Öyle söylerim yani. Bizim ülkemizde işsizlik ciddi bir sorun. Özellikle genç işsizler büyük sorunlar yaşıyor bu ülkede. Bunun yanında onlara iş bulabilmeleri imkanı için vatandaşlık hakkı tanıyoruz. Yani biz şimdi üniversite okuyoruz. İleride hani biz de iş arayacağız. Ve bence hani üniversite okumuş bilgili gençlere iş vermek yerine, eğer hani böyle bir şey yapılıyorsa, bence bu gerçekten çok yanlış bir şey. Ben yanlış buluyorum. Şimdi ben normal yabancıyım. Nerelisiniz? Moldovyalı. Çalışmak istiyorum. Hakkımız yoktu. İş vizesi çıkartması lazım. Dünya parası harcıyoruz. İş bulayım. Ancak böyle bir iş bulması lazım. Çünkü o para dönecek. Ama bulmayınca ne oluyoruz? Aile kurduk burada. Tamam, Suriyeliler fazla ben karışmam. Tabii ki onlar olabilir. Burada izin verdiler. Ama onlar daha kolay işleri alıyorlar. Çünkü daha ucuz gidiyorlar. Zaten her şey var, bazı her şey pahalı, her şey zam. Burada kadar geldi de bizim de ne kadar, nasıl olayım, vatandaş olmak istiyorum, vatandaş da alamadım. Evet. Çocuğum var, vatandaş getirdim bu ülkeye. İyi, hakkımız yoktu hiçbir şey. Siz vatandaşlık alamıyorsunuz ama onlara vatandaşlık yolu açıldı. Alabiliriz ama yine dünya masraf var, dünya... evrakları hazırlaması lazım. Kendi memleketleri hazırlanıyoruz evrakları. Orada da para harcıyoruz. Ondan sonra burada dosya vermek için bütün evrakları toplamaktan sonra yine para ödüyoruz. Çalışmıyorum. Tek kişi çalışıyor aile. İki çocuğumuz var. Bu bir insanlık dramı. Bu dramı bir nebze giderebilmek adına onlara olumlu bakmayı da düşünüyorum. Ama ülkemizin sorunları da yadsınamayacak kadar ağır. Zor bir konu. İşsiz vatandaşlarımızı düşünen sosyal devlet bu konuya çözüm bulmalı acilen. Vatandaşlık verilmemeli. Ben de aynı görüşteyim. Ve fakat onların sorunlarına duyarsız kalamayız. Belki de uluslararası toplumların da yardımını sağlayarak ortak çözümler aranmalı. Ama görüyoruz ki uluslararası topluluklar, toplumlar duyarsız kalıyorlar. Bu konuda Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu geçtiğimiz günlerde. Trump da onlara vatandaşlık vermeyi düşünmüyor musun sorusunu sordu Erdoğan'a. Yani onların istediği belki de bu. Bunun Türkiye'de sosyal sorunlara çok büyük sıkıntılar katacağını düşünüyorum. Bu oyuna gelmememiz gerektiği kanaatindeyim. Vallahi baştaki düşüneceği kadar ben ne düşüneyim ki, değil mi? Ne söyleyebilirim ki? Bir şey söyleyemem ki. Ülkemizde 4 milyonu aşkın işsiz var. Bunun yanında Suriyelilere vatandaşlık hakkı tanınıyor iş bulabilmeleri için ve işsizliğe de yine etki edecek. Önce kusura bakma, kendi vatandaşımı düşün. Anladın mı? Kendi vatandaşım aç. Suriyeli'yi ben ne düşüneyim? Vallahi ben böyle şeylere hiç inanmıyorum. Nasıl yani? Çok yalan. O kadar da değil. Tamam da Suriyelilere. Olsun, onlar da bir insan yani, sonuçta memleketlerinde savaş var, kaçıyorlar. Biz nereye kaçacağız? Bizim hiç kaçacak yerimiz yok. Ne yapabiliriz? Vallahi önce kendi memleketimin işçisi önemli. Kendi kanın açken başkasını duyuramazsın. Önemli olan bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben sana söyleyeyim bak, İslamiyet de bile yakından uzağa. Yani yakın, önce kendin sonra başkası. Evet.
Yani başka olamaz. Bence yani. Can sonu can. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlar ülkemizde kaçak göçek yaşamasınlar, iş imkanını bulsunlar, çalışsınlar dedi. Vallahi onu da ne bileyim, bak kendi kalbine, kendi kişisine göre, o da işte İslamiyet, ona da din kardeşimiz olduğu için onlara da öyle bir şey görüyor yani. Sağlık Bakanlığı'ndan emekliyim aşılar konusunda. Oradan geldikleri zaman bizim aşı programımız çok güzeldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği işte bütün prosedürlere uyduk. Bütün program öyleydi ama sıfırdan yeniden aşı başlattık ki aşıların çoğu yurt dışından geliyor zaten, biz üretemiyoruz. Dolayısıyla 6 ayda bir çocuk felci aşılaması yaptık. Neden Suriyelilerde aşı programı olmadığı için? Bu paralar biz veriyoruz sonuçta, bizim paramız. Kimse de bize sormuyor. Yani siz, ben size paramı emanet ediyorum mesela. Siz de etrafa dağıtıyorsunuz bana sormadan. Böyle bir dünya yok yani. Bunun yanında artık onlara iş bulabilmeleri için vatandaşlık yolu da açılmış oldu. Fark etmez ki, gene iş buluyorlar, vatandaş olsun olmasın. Bir de artık kendileri iş yeri açıyorlar zaten ve yabancı çalıştırmıyoruz diyorlar. Mesela Türkler gidiyor işte iş başvurusuna, kusura bakma biz yabancı çalıştırmıyoruz. Şaka gibi ya, bu ne ya? Geçtiğimiz günlerde Trump'la Erdoğan görüştü ve Trump'ın bir sorusu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Onları vatandaş olarak almayı düşünmüyor musun dedi ve bu sonucu yakaladık. Trump artık isterse alır ki zaten. Sorun yok yani. Yeter ki istesin yani. Bence. Zaten Türkiye'de vatandaş o kadar ucuzladı ki 250 bin liralık şey, dolar al bir, ne işte. Geldi diyelim ki ev aldı. Vatandaş olur. Böyle şey olur mu ya? Ben de ondan alırsam karşılık, biliyorsun bir vadeli şey vardır. Olması lazım ama maalesef. Maalesef ben Suriyeli tamamıyla karşıyım. İstemiyorum ülkemde. Muhalefet bu konuda çok eleştiriyor hükümetin aldığı kararları. Haklılar. Bak, misafir edelim. Sınırda yer yaparlardı. Şehirlerin içine sokmayacaksın kardeşim. Orada 10 sene bak. Tamam, ben ona bir şey demiyorum. Ama içeri girmesinler. 110 bin kişinin vatandaşa girdiğini duyuyorum ama ben ne kadar inandırıcı, ben tam olarak şimdi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 110 bin kişinin artık vatandaş olduğunu. Eğer öyle bir şey yapmışsa, yani benim bir oyum varsa onu kaybetmiştir.